Bu videomda sizlere Ankara Anlaşması ve Critical Skill ile alakalı aralarında ne gibi benzerlikler var veya ne gibi farklılıklar var elimden geldiğince size bunları anlatmaya çalışacağım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Kılıç. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki linke tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri açtığınız takdirde yeni çektiğim içeriklerden en hızlı şekilde sizler haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar, uzun zamandan beri görüşemiyoruz. Hepinizin o mutlu yüzlerini görür gibiyim. Beni gördüğünüzde mutlu olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü ben sizin yanınızda olduğum için çok mutluyum. Şimdi bana bu hafta, yani daha doğrusu geçen hafta videoyu paylaştıktan sonra bu hafta içerisinde bir sürü mesaj geldi. Ben de canlarım, tayfam, arkadaşlarım, dostlarım bir taneciklerimini çekeyim diye düşünüp bugün sizin karşınıza Ankara Anlaşması ve Critical Skill ile alakalı ne gibi farklılıklar olduğunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeyim, ben burada söylediğim her şeyi bugün tarihiyle, bugün 27.11.2021, siz bunu yarın izleyeceksiniz veya artık ne zaman izlerseniz 27.11.2021 tarihinin günlük olarak verilerine dayanarak bu videoyu hazırlıyorum. Ha, bugünün ilerisinde, yani gelecekte bir gün artık bu konu değişirse, başka yenilikler koyarlarsa veya yeni yasalar çıkarsa o konuları bilmiyorum. O yüzden size bugünün bilgilerini sunacağım. Her gün bu yasalarda değişiklikler olabiliyor. Ben bugün için durumu size elimden geldiğince açıklayacağım. Bundan sonraki kısmı da sizler artık kendiniz halledeceksinizdir diye ümit ediyorum. Çünkü yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi dolar, euro aldı başını gitti. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben geçen haftaki videomda, şuradan ulaşabilirsiniz, dedim ki kredi çekip buraya gelelim mi diye soran arkadaşlar olmuştu. Bir hafta içerisinde dolar, euro paritesi çok değişti. Ben bilmiyorum ama eğer parayı TL olarak alıp euroya çevirdiğiniz zaman, eğer bankaya geri öderken bu euronun artışından dolayı size bir, nasıl söyleyeyim, eğer o paranın da geri ödemesi artmıyorsa bence çok da mantıksız değil. Yani bugün 10.000 lira çekseniz yarın zaten para 8.000 liraya düşmüş oluyor otomatik olarak. O yüzden o konuda tükürdüğümü yalıyorum. Neyse, kahvemizi içelim ilk önce. Şimdi arkadaşlar, Ankara Anlaşması'nı alabilmek için ilk önce İrlanda'da bir iş yerinde bir sene boyunca hiç iş yerinizi değiştirmeden çalışıyorsunuz. Ben bu Ankara Anlaşması ile alakalı bir video çekmiştim. Onun da linkine buradan ulaşabilirsiniz. Ancak o video 2 sene öncenin videosu. Oradaki istenilen evrakların %85'i normal olarak duruyor. Ancak yenilenmeler oldu. Yeni bir site açtılar. Orada istenenler var vesaire vesaire. Onunla alakalı yeni bir video çekeceğim İnşallah. Merak etmeyin, o gelecek. Ama size kaba anlamıyla şöyle söyleyeyim. O konu hala değişmedi. Ankara Anlaşması, yani Turkish Association Agreement dediğimiz anlaşmadan faydalanmak isteyen Türk vatandaşlarının İlk önce İrlanda sınırları içerisine gelmesi gerekiyor. İrlanda sınırının içerisine geldiğiniz zaman elinizdeki PPS numaranız, yani nedir? Sizin Türkiye'deki vergi numaranız gibi bir şey oluyor. Tabii buradaki vergi numaranız oluyor. Buradaki vergi numaranız da devlete vergi ödeyerek çalıştığınız her gün sayılıyor. Bir sene boyunca aynı iş yerinde ayrılmadan, aynı sektörde ve aynı pozisyonda. Çünkü bu konuyla alakalı çok fazla söylenen konu var. Ben size sadece Turkish Association Agreement'da yazan anlaşma maddelerinden bahsediyorum. O maddelerle alakalı benim söylediklerim sadece burada. O maddelerin içerisinde yazanların dışında hiçbir şey ben söylemeyeceğim. Bu hastalıktan dolayı son zamanlarda bazı esnetmeler yaptılar. Bu konulara hiç girmiyorum. Bunlar kesinlikle ayrı bir videonun konusu. O yüzden şu anda genel anlamda size söyleyeceğim şey şu: siz İrlanda'ya geldiniz, PPS'inizi aldınız, nedir, vergi numaranızı aldınız ve bir vergiye bağlı olarak bir şirkette çalışmaya başladınız. Bu şirkette bir sene çalıştıktan sonra aynı pozisyonda siz Turkish Association Agreement, yani Ankara Anlaşması ile başvurup devlete Stamp 1, yani burada iş anlaşmasına bağlı olarak oturum hakkını kazanıyorsunuz. Müthiş. Anlaştık mı buraya kadar? Anlaştık. Şimdi Critical Skill nedir? Critical Skill için size bir şirketin ise sponsor olması gerekiyor. Yani bir şirket size diyecek ki evet işte ben bu bireyi kendi şirketimde çalıştırıyorum. Buna en az 2 sene veya açık sözleşme yapması lazım size. En az ben 2 sene bu adamı çalıştıracağıma dair, bakın buraya imza atıyorum, bununla alakalı sözleşmem var diyor size. O sözleşmeyle birlikte siz o adamdan o sözleşmeyi alıyorsunuz. Ayrıca bir 1.000 euro para veriyorsunuz. Bunlarla beraber Critical Skill departmanına başvuruyorsunuz. Critical Skill departmanına başvurduktan sonra da sizin işleminiz beklemeye alınıyor. Ondan sonra siz de işte inceliyorlar belgelerinizi. Yaptığınız her şey doğruysa, şirket yasalsa, siz gerçek bir insansanız, hiç kimseyi kandırmadıysanız size vizenizi veriyorlar. İyi mi? İyi. Bütün video bu kadar. Görüşmek üzere. Bye. Hayır. Öyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş size tek anlatacağım. Turkish Association Agreement. Bu noktadan sonra bunun adına Ankara Anlaşması diyeceğim. Ama bir önceki videomda da söyledim. Bu anlaşmanın ismi Ankara Anlaşması değil, Turkish Association Agreement. İngiltere'deki anlaşmayla çok karıştırdılar. İngiltere'deki anlaşma şu anda kalktı. O nedenle sadece İrlanda'daki Turkish Association Agreement var. Anlaşma maddesi der ki, siz Turkish Association Agreement yani Ankara Anlaşması'nı yaptıktan sonra nedir o? Bir iş yerinde siz bir yıl boyunca part-time yani yarı zamanlı çalıştınız. Daha sonrasında Ankara Anlaşması'yla Stamp 1'e başvurdunuz. Nedir o? Çalışma iznine başvurdunuz. Daha sonrasında size çalışma izni geldi. Daha sonrasında da siz bu aldığınız çalışma izninizle beraber ne yaptınız? Artık tam zamanlı yani full time çalışmaya hak kazandınız. Aynı iş yerinde pozisyonunuzu değiştirmeden 2 sene boyunca bu Stamp 1'i yenileyebiliyorsunuz. Yani Ankara Anlaşması'nı yenileyebiliyorsunuz. 2 sene boyunca aynı departmanda yeniliyorsunuz. 3. sene aynı iş yerinde farklı departmanda değiştirebiliyorsunuz. 4. senede size Stamp 4 veriyorlar. Yani Stamp 4 veriyorlar. Ancak son zamanlarda duyduğumuz duyum şu. 3. senenin sonunda bu son hastalıktan dolayı daha doğrusu onu da getirdiler. Yarın öbür gün ne olur bilmiyorum. 3. senenin sonunda şu anda başvurup Stamp 4 alan arkadaşlar oldu. Peki Stamp 4 neden bu kadar önemli? Çünkü Stamp 4 aldığınız zaman iş yerinizi değiştirebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün, aslında işveren sizin burada vizeyle kaldığınızı biliyor. Vizenin işveren tarafından verildiğini biliyor. Bu yüzden bazı iş yerleri bunu kötüye kullanabiliyor. O nedenle Stamp 4 aldıktan sonra başınız çok daha rahat ediyor. Ne demek o? Siz bir barda çalışıyorsunuz, bulaşıkçı olarak veya bir restoranda çalışıyorsunuz. Stamp 4'ü aldıktan sonra gidip Google'da kütür çalışabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Anlaştık. Şimdi Critical Skill bölümüne geliyorum. Critical Skill'i aldıktan sonra 2 sene boyunca aynı iş yerinde çalıştığınızın ardından Stamp 4 yani buradaki çalışma iznine başvuruyorsunuz ve istediğiniz şirkette artık o saatten sonra çalışabiliyorsunuz. Stamp 4'ün üzerinden de galiba 3 sene çıktıktan sonra totalde 5 sene ardından vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Onun da işlemleri ayrı sürüyor vesaire. Ankara Anlaşması'nda her sene vizenizi yenilerken bir para ödüyorsunuz. Critical Skill'de bu parayı bir kere en başta ödüyorsunuz. Bir daha her sene tekrar bu paralar ödenmiyor. Şimdi tekrar Ankara Anlaşması ile Critical Skill arasında ne farklar var dediğimiz zaman Ankara Anlaşması'nda siz sözleşmenize herhangi bir madde para yazmıyorsunuz. Yani ne demek? Minimum baremden de maaş alsanız Ankara Anlaşması'nı yürürlüğe koyabilirsiniz. Ancak Critical Skill alabilmek için en az 32.000 euro barem, bugün itibariyle konuşuyorum, 27.11.2021 tarihinin parasına göre en az 32.000 euro yıllık brüt para almanız gerekiyor. O nedenle hani 32.000'in altında para alarak hani ben bir işe başvurayım çalışayım diyemiyorsunuz. 32.000'in altını kabul etmiyor. Critical Skill'in böyle bir noktası daha var. Yani total anlamda söyleyecek olursak Ankara Anlaşması birazcık daha aslında buraya ben dil okuluyla geleyim. O sırada bir iş yerinde çalışayım. 1. yılın sonunda Ankara Anlaşması'na başvurayım. 2 senede Ankara Anlaşması'na çalıştıktan sonra bugün itibariyle konuşuyorum. Stamp 4'e ben başvururum. Stamp'imi alırım çünkü hastalıktan dolayı böyle bir şey getirdiler. Eski anlaşmaya göre de 3. senenin sonunda başvurup alınıyordu. Aslında çok da fena bir şey değil. Alınabilir. Ankara Anlaşması açısından söylüyorum. Tabii ki Critical Skill için aşağıya ben linkini bırakıyorum. Oradaki linkten ulaşabilirsiniz. Critical Skill hangi branşlara uyuyor diye veya Critical Skill List Ireland yazıp kendiniz de onu aratıp bulabilirsiniz. O listede eğer sizin mesleğiniz varsa, yeterlilikleri sağlıyorsanız ve bir şirkette size sponsor olduysa, işte sponsor aslında orada size sadece sözleşme veriyor. İşte bir 1.000 euro bir para verilmesi lazım bu işle alakalı. Onu siz verirsiniz, işvereniniz verir. Artık o kısmına bir şey söyleyemeyeceğim. Bu para da verildikten sonra hop Critical Skill'inizi alıp ya da Ankara Anlaşmanızın ardından Stamp 1'inizi alıp İrlanda'da rahat çalışabilirsiniz. Evet. Yani kafamızdaki soru işaretlerini giderelim. Ankara Anlaşması aslında Critical Skill'e göre birazcık daha kolay. Critical Skill birazcık daha zor. Ancak Critical Skill aldığımızda 2 senede hemen Stamp 4 alırken Ankara Anlaşması'yla 3 sene gibi 4 sene gibi zamanları uzayabiliyor Stamp 4 almamız. O nedenle tabii ki imkanımız varsa Critical alalım ama imkanımız yoksa Ankara Anlaşması'nı alıp keyfimize bakalım demek istiyorum efendim. Hepinizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar benim bugünlük size aktaracaklarım bunlar. Beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye kadar esenlikler dilerim. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Bu videomda sizlere Ankara Anlaşması veya... Bu yasaları değiştirdikleri zaman tabii ki bu herkesin vizesini de etkileyeceği için bugün için durumumuzu ben açıklıyorum. bugünden sonraki durumu kendimiz artık. Merak etmeyin, çok kahve içmiyorum. Kahve içmiyorum. Kahveyi çok içmiyorum. Kahveyi çok içmiyorum, merak etmeyin. Merak etmeyin. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Prosedürde yazan, yani Turkish Association Agreement'ta yazan anlaşma Allah'ım, kahveye bayılıyorum. Kahveye bayılıyorum. Kahveye bayılıyorum. Bu hastalıktan dolayı son zamanlarda tabii ki bu dava 2 ay çalıştı. 2 yıl bu, pardon. Cıvıtma. Cıvıtma Alicigim. Cıvıtma Alicigim. Ancak o virgül... Benim bugünlük söyleyeceklerim bunlar. Beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde... Nasıl? Eğleniyorsunuz değil mi? Valla ben eğleniyorum. Sizi bilmiyorum ama ben eğleniyorum. Suçu günahı yok Spiderman'in, kötü davranmışsın, suçlusun sensin, örme. Örme, örme, ne olursun. Ya bu ne amına koyayım ya, bu ne ya, hadi be.